Yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de sıcak havalar başladı. Sıcak havaların başlamasıyla uzmanlar kalp ve damar hastalığı bulunan vatandaşlara uyarıda bulundu. Denizli Cerrahi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ahmet Baltalarlı, ultraviyole havadaki virüsler için temizleyici bir durum olduğunu ancak sıcak havaların kalp ve damar hastaları için risk oluşturduğunu belirtti. Bunun ben mikrobiyoloji uzmanı değilim ama hani pandemi açısından olumlu bir şey olduğunu düşünüyorum. Ultraviyole, en azından havadaki ultraviyole bile ciddi bir virüsler için temizleyici bir olay. Ama bunun yarısı tabii sıcak havalar kalp hastaları, damar hastaları için de risk oluşturuyor. Bu konuyu da yeri gelmişken vurgulamak isterim. Profesör Doktor Baltalarla sıcak havalarda vücudun susuz kalmasının da kalp krizi riskini arttırdığını vurguladı. Sıcak havalarda vücudun susuz kalması sonucu damar içi pıhtılaşmayı artırabileceğini belirten Profesör Doktor Baltalarla, vücudun susuz kalması özellikle kalp hastalarında kalp krizi riskini artırabiliyor. Hastalara tavsiyemiz çok fazla sıcağa maruz kalmamaları, vücutlarını susuz bırakmamaları dedi. Vücudun susuz kalması özellikle kalp hastalarında kalp krizi riskini arttırabiliyor. Yine periferik damar hastalarında bacak damarı tıkalı daralmış hastalarda da sıcak ortam ya da vücudun dehidrate kalması, susuz kalması damar içi pıhtılaşmayı arttıracağı için riski arttırıyor gibi gözüküyor. Bu dönemde hastalara tavsiyemiz tabii ki sıcağa fazla maruz kalmamaları. Sıcak havalarda hastalara önerilerde bulunan Profesör Doktor Ahmet Baltalarlı, hastalara dozunda spor, dengeli beslenme ve hastalara vitamin takviyesi öneriyoruz. Önermeye devam ediyoruz. Özellikle bu havaların sıcak olması damar içi pıhtılaşma riskini artırdığından hastanın ilaçlarını çok daha yakın takip etmemiz gerekiyor. Onların da ilaçlarını çok düzenli kullanması gerekiyor. Ben bu konunun altını bir daha çizmek istiyorum. Kan sulandırıcı ve tansiyon ilaçları düzenli kontrol edilmesi gerekiyor ifadelerini kullandı. Vücutlarını susuz bırakmamaları ve yine bu süreçte şunu anladık ki metabolik bozukluklar, kalp hastalıkları, kalp sağlığı ya da genel insanların hormonal metabolik sağlığı hastalıklara dirençte en önemli etken. Bu yüzden hastalara dozunda spor, dengeli beslenme ve hastalarımıza vitamin takviyesi önerdik. Önermeye de devam ediyoruz. Özellikle bu havaların sıcak olması damar içi pıhtılaşma riskini arttırdığından hastaların ilaçlarını çok daha yakın takip etmemiz gerekiyor. Onların da ilaçlarını çok düzenli kullanması gerekiyor. Ben bu konunun altını bir kere daha çizmek istiyorum. Kan sulandırıcı ilaçların, tansiyon ilaçlarının düzenli kontrol edilmesi gerekiyor.